Ben Erkan Çaşanoğlu, Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde oturuyorum. Bundan 1989'da trafik kazası geçirdim. Ondan dolayı ayağımı kaybettim. Çok şükür ayağımı kaybettikten sonra yine de üzülmedim. Ayakta durmaya çalıştım. İki çocuk babasıyım. Çocuklarımla orası günümü geçiyorum. Benim tek mağduriyetim bu protezin 5 yıldan bir değişmesi beni çok mağdur duruma düşürüyor. Şöyle bir şey. Ayak zayıflaştıkça protez genişleniyor. Ondan sonra vurup yara yapıyor. En büyük şeyin sıkıntı da bu. Bundan ibaret yani sizlere ulaşmaya çalıştım bir Vanlı amcanın sayesinde. Sadece mağduriyetimin gidermesini diliyorum. Kendim bizzat gittim ayağımın ağrısından. Gittim oraya müdür beyle görüştüm, derdimi anlattım. Gerçi onlardan daha önce iki kişi de eve geldi, röportaj yaptılar, fotoğrafımı çektiler. Gittim oraya. Ayağım şu durumda, benim protezimin değişmesini diliyorum dedim. Bana dedi, biz ancak sana 1 lira yardım edebiliriz. Ben sadaka istemeye gitmiyorum ki. Ben sadece benim bu protezimin değişmesini istiyorum. Yani ben para peşinde değilim, şey peşinde değilim. Sadece ayağım peşindeyim. Ben iyi kötü gidip kendime ekmek paramı yine de yani gidip gelip kazanıyorum. Günübirlik diye bir İran şey var. Çok şükür o da yok. Orada gidip gelemiyoruz. Ben kalmışım, iki oğlum var. Biri çalışıyor, biri de bana bakıyor evde. Bu şekilde hayatımı geçindiriyorum işte. Benim tek derdim protezimin bir an evvel değişmesi. Başka hiçbir derdim yok yani. Benim en çok mağdur eden de protezim olmaması. Protez var ama geniş olmuyor ayağıma. Ben şu an iki aydır net yatakta yatıyorum. Dışarı da çıkamıyorum. Bir şey de yapamıyorum. Eşim yok, annem yok. Ben iki çocuktur. En ufak çocuğum bana bakıyor evde. Daha nereye kadar? Ablam İstanbul'da gelmiş bir aylarına bana bakmaya gelmiş. Ben çok mağdur durum, ben kalkamıyorum, üstünden kalkamıyorum, demekten gidip geliyorum. Daha önce protezim olduğuna da öyle, kendim gidip her şeyimi kendim karşılıyorum. Yani mesela çıkarmışlar, mesela 5 yılda bir protez değişmesi, bu protez değişmesi tamam, o da kendilerince haklı da olabilirler de. Şimdi ben 5 sene para vermişler, daha benim 1 sene vaktim var. Ayak zayıflaşıyor, protez genişleşiyor. Ondan sonra takamıyorum. Taktıktan sonra yara yapıyor, yara da yaptıktan sonra efeksiyona çeviriyor. Efeksiyon yapıyor, ondan sonra daha sonra da kankrana çevirdim. Ben bunu kaç defa hastaneye gittim. Ben enfeksiyonla kaptım. Ben bir ay yatakta kaldım. Kalkamadım ya. Mesela buna bir çare bulmaları lazım Sağlık Bakanlığı'nda. Mesela 5 yıl çok değil mi? En azından 3 yıl. Ben mesela takmışım 5 yıl bekleyeceğim. 1 sene kadar bekleyeceğim benim günüm gelsin. 1 sene kadar yatakta mı kalacağım? Ben 1 sene boyunca yatacağım. Benim devlete bana verdiği aylık alıyorum. O aylık bana nasıl yetecek? Elektrik mi, suyu mu, çocuklara bakışım mı? Benim bir gelirim de yok. Oturmuşum evde, sadece çocuk bana bakıyor. 3 ayda bir bana veriyordur 500-600 bin lira, şu an alıyorum 300 bin lira. Onlar nasıl kendimi geçindireceğim? Siz düşünün artık daha. Bir an evvel benim bu protezimin değişmesi. Ben tek dileneceğim bu, başka bir şey dilemiyorum. Başka söylenecek bir şey yok. Ben ilk defa hayatımda ilk defa devlet kapısına gitmişim, sosyal yardımcılığa. Ben bu ayağımla dolayı bana bir yardımcı olmaları tutmuş bana diyor bize ancak sana 1 lira yardım eder. 1 lira benim ayağım 15 lira tutuyor. 15 bin lira tutuyor ayağım. Ben 1 lira ben geri kalanım dedi hocam. Benim çalışanım da yok. Gelirim de yok. Yoksa ben kalkıp da ne milleti rahatsız etmeye hakkım var öyle bir şey. Ben iyi kötü kendimi geçindirip çocuklarımla geçindirip gidiyorum yani. Ben 9 yıldır ben ayrıyım eşimle mesela. Çocuklarımla ben çocuklarıma hem ana hem baba olmuşum. Onlara bir şikayetim yok çok şükür. Var oldukça çocuklarıma bakmak mecburiyetindeyim. Benim en çok sıkıntım bu ayağımın bir an evvel değişmesi yani. Değişmesini istiyorum.